Ayın birinde buradaysan Şampiyonlar Ligi finalini böyle işte oynuyorsun. Şampiyonlar Ligi finali mi? Oğlum ben diyorum futbol bende yok. Sen diyorsun Şampiyonlar Ligi finali. Ben anlamam o işte. Ladin Impex ya. Yani birinde bilmiyorum bakalım. Dedim ya ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Şu an kafama göre geziyorum. Ulan yoksa bu lootluk modlara para mı verdi de açtırdı ya? Görebiliyorsun ya. Marsilya 31 hala benden isteyenler oluyor bu arada biliyor musun? Yasaklandığınızı gösteriyor diyor. Allah Allah. Benden çok isteyen oluyor. Abi Gökhan'dan banlandım yayın kapandıktan sonra açar mısın diye. Sen nasıl yazık madem Lutruk'tun aynı hesap bu sen nick değiştirdin. Neden banın açıldı şu an senin? Nasıl açtırdın bunu? Modlara para mı teklif ettin lan? Timeout yemedi ya. $100 açarlar bu arada bizim modlar. $100 ne? $10 bile açacak mod var bizde. Perso var mesela. Burada değil ya arkasından sallıyor. Bak 144 Hazreti Ege de aynı şeyi söylüyor. $100 amına bile koyarım diyor. Çakma mod zaten bu. Sırf tanıdık diye verdik kılıç. Bir sikten anladı yok. Gökhan abi Onur abime selamı iletirsen çok mutlu olurum. Kim? FF Young. Kim o? Yani Nick'i tanımıyorum. FF Young. Ha FF Young. Tamam lan. Onu biliyorum. Kim? Ben Nick'i aşinayım. Kim bilmiyorum adamın adını bilmiyorum. Bana 2-3 seferdir post atıyorlar böyle. Yok yok tamam FF Young biliyorum. Bana da birkaç kere attı. O yayın açıyor oyun oynuyor. Atıyor mu? Ne oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Ben denk gelmedim hiç. Öyle bir okudum ki tanıdığım adamı unuttum amına koyayım ya. FF Young dedim amına koyayım. FF Young de geç FF Young. Bana British aksan yapıyor burada. Marcelo 31 banı kaldırıldı. Abi Kanada'dayım oyun yayınları falan Kanada'yı geziyorum diyor. He. Sen de bizim saatimizde yaşıyorsun yani. Güzel. Bize her zaman şeyler katılabilir Discord'a gelin buyurun. Böyle beraber bu saat oluyor lan. Ha. Bu saatlerde böyle bilgisayar başında olan, oyun oynamayı seven, anasına sövdüğümüz zaman alınmayan. Oha amına koyayım nasıl bir şart ya? Siktiğimiz zaman gucunmayan. Oğlum. Bu nasıl bir şart? Oğlum bazen oyun oynarken ben Bora'ya çok sövüyorum. Bora'yı biliyorsun değil mi? Bora'yı biliyorsun. Canım. Bora'yı bilmem mi? Bazen oyun oynarken ben Bora'ya diyorum ya senin ben kafanı sikeyim. Ki aynı küfürleri sana etseler katil olursun. Ya evet de. Yani evet desi yok evet. Ama bu anlık. Yani gerçek anlamda asla birisine bunu söylemem. Yok bir de sigamana koyayım yani. Ya anlık oyun oynarken. Oğlum Bora da gelip benim trollüyor amına koyayım. Bak ben de küfür ederim ama ben de bireye ederim. Biri benim anneme küfür etsin ciddi şekilde hakikaten sikerim yani. Ya da mesela şey oynuyoruz. GTA'da playlist oynuyoruz. Geliyor çarpıyor amına koyayım. Ananı sikeyim diyorum. Şey refleks olarak. Yani ama bende ananı küfür etme refleksi yok. Gerçekten ona söyleyeyim. Bende çok var işte. Ben anlık çok sinirleniyorum ama hemen soğuyorum. Sinir kalmaz bende yani. Bir salise sürer. Yani şu an bunu justify etmeye çalışmam çok komik gerçekten. Yani gerçekten sikmiyorum bu arada sadece. Söylüyorum lafta kalıyor.
cam eritme sanatlarıyla uğraşıyorum burada. Gökhan, senin sinirin çok tatlı. Vipex kendi hesabına geç, sikmeyeyim seni. Şimdi ben Selen'e söylemedim mi senin mal Selen'in ikinin senin olduğunu? Nimpex. Bilecek ya. He? Bir de hani söyler insan lan. Yani farklı insan gibi davranıyor. Bir de gidiyor bol kafeyini şey yapıyor, sen açtın mı o hesabı diyor. Belki de ortak açmıştır ha. Çünkü ilk şey dedi, ben mal Selen'in hesap, mal Selen'in şifresini biliyorum dedi. Yani ortak bir hesap galiba bu. Birisi Nimpex bu ortaklardan. Nasıl bir tarikat bu, amına koyayım ya? Harbiden. Böyle gizli gizli Discord'larının odalarını toplanıp amına koyayım. Selen'e karşı operasyon mu düzenliyoruz? Niye uğraşıyorsunuz lan kızla, bırakın yayınını yapsın. Yazık, kızın interneti kopuyor zaten. Zaten iyi de oyun oynayamıyor. Her oyunda bok gibi oynuyor. Geçen işte 5 tane 10 tane bildirim gelince girdim yani, dedim ki birazdan dedim bildirim atıyorsan. Zaten sinirliymiş böyle. Yayına devam edemedi kız yani sinirden. Böyle bir dakika boş hiçbir şey konuşmadan baktı ekrana böyle. Ercan da öyle amına koyayım. Ercan yayın açıyor. Hiçbir zaman yayınına denk gelemiyorum ama 29 tane yayın şey görüyorum, bildirim. Yani Ercan yayın açmıyor. Ercan bildirim açıyor. Neyse, Selen'e buradan sevgiler. Kendisinin muhabbetini seviyoruz. Ama çok yeteneksiz bir kız ya. Ne desek şimdi, bundan da yanlış anlandı. Öyle demeyeyim. Oyun konusunda çok yeteneksiz diyeyim. Ama o bile eğlendiriyor yani. İyi bir insan. Selen mi daha iyi oyuncu, sen mi daha iyi oyuncusun? Selen daha iyi oyuncu. Hangi konuda? Esprileri daha iyi. Selen'in hiç espri yaptığını bilmiyorum bu kadar. Değil de. Nasıl götürdüm ediliyor şu anda? Selen'in yerinde geçen tamamını chat yapıyor. Selen okuyor. Selen'in reaksiyonları güzel onlar, o şakalara. İşte aynı şakayı sen yaptıkları zaman anasına söylüyorsun. Eri be amına koduğum camı bende ya. Süperlatif ne demek lan? Akkuzatif, datif, lokatif, süperlatif vardı bir de edebiyat dersinde, onu hatırlıyorum. Hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair, hatırlıyorum ismen ama. Süperlatif yayıncı ne demek? O kadar sıcak ki burnum akıyor şu an. Ne alaka bilmiyorum ama. Onur abi ormanı yaktın, amına koyayım demiş sana birisi. Amına koyayım. Bakın arkadaşlar. Şunu Çin'den aldım. Kırık geldi. İade ettim, 3 dolarımı geri aldım. Ama bantladım, kullanıyorum. Böyle bir adamım. The best, the most olan. He. Thank you canım. Ama ben the best, the most değilim. Ama bence çeşit yayını olarak kendime güveniyorum o konuda. Yani çeşit çeşit yayınlar yaptım. Hani variety streamer diyorlar ya. Aha, o benim ama. Her bokolog. Evet. Balık tutma da var, yemek yeme de var. Balık oğlum, tutma demeyelim ona. Oğlum tuttum lan en son. Ya hadi amına koyayım. Vallahi ya. Lan. Bak, harcadığım yem tuttuğum balık oranı çok yanlış. O şans. Yani sen balık besliyorsun, arada bir tane yanlışlıkla yemi yiyemeyen bir balık denk geliyor. Çünkü balık salak. Balık ağaç yemi tutma, yiyemiyor. Pelikan tutma, gezme, festivaller, oğlum geçen sohbetler, şey baktım klibe, ağaç tutmuşsun amına koyayım. Yine böyle gariban bakıp gördüler mi acaba diye. Acaba yırtabilir miyim bundan diye bakıyor bir de. Kardeşim her boku yiyoruz. Her bokun tadına bakıyoruz. Bu dünyaya bir kere geldik. Her meyveye bir tadım ısırıyoruz işte. Her şeye mi? Her şeye. Her şeye. Neyi ima ediyorsun? Bir şey ima etmiyorum yani. Her şeye sonra göre yaklaşacağım. Her şeye aynen. Akşam sana tatmadığım bir tat tattırayım bari. Bence sen de tatmamışsındır onu. Yani tattım desem problem, tatmadım desem. Davet gibi. Yok, o kadarını tatmaya niyetli değilim. O kadar ölmedik. Ben onu tatmak için yaratılmamışım.
Ama denemeden bilemezsin. Yok. Ben onu tattırmak için yaratılmışım. Sana değil ama. Ercan'a. Ercan'a da değil ha, erkeklere değil. Aman akım konu nereye gitti gene? Sike taş aşağı geldi. Kaç para versem diye. Kaç para versen yayında 31 çekersin. Oy güzel soru. Hakikaten kaç para bağışı yayında 31 çekersin lan? Çıkaracaksın lap lap bu akşam burada ateşin karşısında ama. Video oğlum, izlemek çok de yok. Uzun sürer ama ya. Beni ilgilendirmez kardeşim. Elif yayınla bir an yine şey olduk ya. Bak iğrençsiniz yazdı mal selen ya. Harbiden iğrençleştik bir anda. Ya 5 tane Red Bull için tweet izlerken 31 çeker adam beni eleştiremez ya. $50,000 az da olan öyle bir şey için. Canlı yayın. Oğlum internet çok enteresan ya. Bir şeyi bir koyuyorsun bir anda. Çatlatacağım. Her yere gidiyor ya. Aa çatladı lan zaten. Bir şey diyeceğim ama böyle çat yapıp her yere cam fışkırmaz değil mi amına? İnşallah çünkü daha önce çok tecrübem yok bu konuda. Hani. Ama çatlamış gözden. Şimdi çatladı lan. Ha. Gözünün önünde çatladı. Böyle gözümüze cam parçacıkları girmesin tenimize, kafamıza. Askersin sen, sen söyle. Bir şey olacağını zannetmiyorum ben. Açık cam sonuçta. Bakın şu. $1,000,000. Çıkarıp 31 ya. $1,000,000'a ben başkasına 31 çekerim oğlum yani öyle söyleyeyim. Çok büyük para yani. 1 milyona yaparım herhalde. 1 milyona... Çıkarır şurada gözünüzü at, şey yap, kamera, lense. 1 milyona yapmayacağım çok az şey var benim arkadaşlar. Ondan sonra zaten oğlum artık sosyal medyada da öyle bir hale geldi ki bunlar şey, o 1 milyon dolar daha çok kazanırsın evet. Yani bak 31 çektiği için 1 milyon dolar kazanan adam evet. Reklam anlaşması alırsın ya. Alırsın. Bak Kerem neydi lan? Bir tane ibne vardı ya çıkardı o skin'i gösterdi sildi story'de. Kerem bir şey. Kerem kim lan o? Anladım kimi dediğin de adını bilmiyorum. Kerimcan. Heh Kerimcan evet. He. Ondan sonra adamın popülaritesi arttı amına koyayım. Ama adamın da malı büyükmüş şimdi yani. Ya öyle ya da böyle. Ya da Drake. Gündem oldu amına. Şimdi Drake yediğini yemedi. Gündem olan herkesin malafat büyük. Tamam. Demek benim... küçük olunca olmuyor yani. Bugüne kadar küçük bir şeyle. Tamam. O konuda da sıkıntımız yok çok şükür. İnşallah. Kime göre? Allah. Olabilir dur bakayım ya deneyeyim. Deniyorum chat. Hazır mısın? Bakalım popüler oluyor muyum? Bakalım yarın 10 milyon takipçi oluyor muyum zaten? Önce isim yapıp sonra dalgayı çıkarmak gerekiyor herhalde. Anladığım bu. İsim yaptım onu zaten. Amerikalı asker Uber sürücüsü yayında yarrağını gösterdi diye birçok insanın dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Yine ATV'de yayınlanıyormuş. Senin şey gibi. Pelikan videosu gibi. ATV o çıkmaz ya. Pelikan yakalanmasıyla ünlü Gökhan'la bu sefer yarrağıyla gündemde. Erkekler kaçar, kadınlar gelir, kadın takipçi artar. Hiç tam tersi biliyor musun? Agalar doluşur. En çok erkekler izler. Agalar ve geyler dolar. Nimpex'in ben onu direkt indir, aman bu kaybolmasın deyip indireceğini garanti edebilirim. Nimpex'te her video var amına koyayım. Yapar, net yapar. Kesin direkt hard disk gibi bulunsun, bulutu atar orada burada bulundurur yani kaybolmasın ne olur ne olmaz. Ona özel CD'ye falan yazdırır onu. Kesinlikle. Böyle saklar bir şey olursa. Yani çoluğuna çocuğuna not bırakır. Ben ölünce bunları böyle siz değerlendirin şeklinde. Harbi yapar. Oğlum benim göt SS'imin arşivini yapmış adamlar ya. Ve o bir kişi değil yani. Bir kişi de değil evet. Discord'da bir sürü kişi de benim götümün SS'leri var. Birisi bir şey atıyor mesela SS'i. O diyor ki aa bu bende yokmuş kanka sağ ol iyi oldu arşive ekledim diyor böyle kendi aralarında göt arşivi yapıyorlar. Senkronluyorlar. Çok enteresan. Ben onu Ercan'da yaşadım ya Ercan'ın kafasının her açıdan fotoğrafı var bende şu anda. Her açıdan. Yani kendi aldıklarım var bir de milletin bana attığı var abi bunu da yayında biz banlarlar diye biz atamıyoruz deyip.
Çok ulusal bir görev yerine getirdim o gün. Yani balık tutarken eğilmişim orada götüm biraz affedersin götüm görünmüş. Hemen SS. Evde kanepe kuruyorum. Hemen götümün SS'leri. Ne olmuş efendim? Yarram görünmüş hemen SS. Her şeyin SS'i var ya. Her tarafını incelememiz lazım demiş. Oğlum bir gün ben geleyim Türkiye'ye, tamam mı? Beni inceleme buluşması yapalım. Yani yatayım masaya boydan ama kamera mıncıklayın. Bak kamera yasak, telefon yasak. Giriş ücreti olacak ama her yerine gelen de girmesin yani. Gelin inceleyin amına koyayım. Çılçıplak. Böyle sikime, götüme alın bakın. Peki bir açabiliyor muyuz? Yok. Şöyle ama açmak isterim şöyle iki yana doğru. O kadar para vereceğim açarım valla. Elleme yok kardeş. Diyeceksiniz ki abi domalınız. Abi domalım bakın. Peki o riske nasıl gireceksin? Ne? Domaldın ve çıplaksın yani o anki güvensizliği bir hayal etsene. Çok savun. Yok oğlum. Nasıl yok yapamaz oğlum? Yapamaz dokunmak yasak. Yasak dedi. Deldi yasa ne yapacaksın? Bir koyarım ben de onu delerim. Yani. İçeri giren de çıplak girecek çünkü bir şey olursa ben de onu delerim. O daha da kötü yani. Sen adam çıplak görünce kaldıracak malafatı ondan sonra tadın kaçacak. Nasıl bir ortam amına koyayım? 20 erkek herkesin sikamada. Harbiden. Söyleyin de ben gelmeyeyim amına koyayım. Benim bir de kalkar diye korkuyorum. Harbiden bu nasıl elit yayın ya? Kılıcı uzun olan kazanır. Kukora'da öyle bir oyun vardı gerçekten. Kılıç oyunu. Elit yayın bozuldu. Yırtıl amına koydum yırtıl. Oğlum o çatladı zaten de. Aa eriyor lan. Önü eriyor. Aslında önde bayağı bir yamulma var mı? Evet gördüm. Şuradan da girmiş biraz içine. Yoksa ne olmuş? Evet yamulmuş lan. Şu telefona bakayım bir. Hakikaten anasını sıkmışsın ha. Kaç yüz bin dolara verirsiniz? Dostum bizi konuştuk bitti ya. O konu kapandı. Şuna zoom atabiliyor muyuz? Bok gibi. Atıyorsun işte. Çok delay'li geliyor da. Ha, biraz sonradan zoomlu evet. Önce zoom'u yapacaksın. Bakın şu gördüğünüz şey cam bayağı erimiş durumda. Tabi insan gözünün gördüğü kadar net görünmüyor ama. İşte arkadaşlar haram yemeyin yoksa bakın cehennemde böyle yeniyorsunuz. Aslında yayın açık bırakacağım böyle. İnsanlar da nasıl sikmiş bunu. Şey açıyorum ben bazen televizyonda. İşte meşale yayını, akvaryum yayını, orman yayını. Hem ses hem şey görüntü. Böyle canlı yayın yapacağım ateş yayını. Oh. Hadi size soru. Cam neyden yapılır? Kumdan yapılır. Soru, cam neyden yapılır? Kum. Kum kardeş. Soruyu okuyamadım ki. Bende leaf blower var. Şu var ya üflemek için. Onunla bir tutacaksın bunu. Cayır cayır. Bende de körük var. Huf huf. Böyle bir tanesini tutuyorsun öbürüyle koyuyorsun. Güzel üflüyor o da. Bizim işimiz. Minecraft sayesinde camın kumdan yapıldığını öğrendim. Oyunlar faydalı. Ben YouTube'dan öğrendim. How to make glass from scratch diye güzel videolar vardı. Köfte acılı mı?
Yani bana göre değil ama geri kalan katılımcılara göre acıydı. O zaman acıdır. Yani ben şu masadan birkaç tane yemiştim. Hı. Acıydı. Aynısı değil mi? Bugün mü? Ha. Tabii aynı çikolata. Niye sordun? Acı değilse yiyecektim de acıysa... Ya aynı çikolata. Yerken zorlandım yani. Şaka mısın sen? Vallahi acı. Yaptım en acısız çiğ köfte ya. Valla. Evet. Yani Hayley çünkü dedi ki bir sürü de Amerikalı acık acı yapma dedi. Normalde koyduğumun yarısı kadar acı koydum. Bu arada benim tarifim değil yani. Tarif de neyse onu yapıyorum. Hani özellikle bir acı atayım da şey faşizmim yok. Oğlum tarifi takip edeceksin işte. Acı dediği yerde onu skipleyeceksin, koymayacaksın. O zaman çiğ köfte olmuyor. Ha, oluyor. Acısız çiğ köfte. Kısır amına koyayım işte. Olur mu lan? Çıkar bunun içinden acı yapan şeyleri. Kısır mı? Hayır. Nasıl kısır? Hayır? Böyle toprak gibi duruyor bu şey yapışkan. Tamam, dağıt yapıştırma. Oğlum bunu yapışkan yapan şey benim şu an böyle yapışmaması sebebi biber salçası. Acı biber salçası. Acı biber salçasını çıkar bu acı değil zaten. Acısız biber salçası koy. Kısır. Ayrıca evet kısırda böyle soğan var. Ne bileyim domates şey maydanoz var. Hatta bazıları domates falan koyuyor sanırım. Değişik şeyler olabiliyor. Yani demeye çalıştığım şu. Böyle bir şey yemek istiyorsam kısır yedim daha iyi. Benim bunu yeme amacım zaten acı olması. Acı olsun. Acı severim ben. Ben sevmiyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Acı yerken mesela canım acır, gözlerim yaşarır ama yemekten keyif alırım. Allah Allah. Yani onu da tadı güzel oluyor. Yani acı olmasa da yerim aynı şeyi. Ama acı. Yani yiyorum mecburen. Bir gün Türkiye'de çocuğum, yani 15-16 yaşındayım herhalde. Acıktım. Dolabı açtım. Dolapta böyle küçük biberler var ya, yeşil biber. Evet. Aldım onları. Bir tomar. Tuzluya tuzla yedim. Hepsini yedim. Aa, senin kahvaltıda yediğin turşular duruyordu. Ben onu getirecektim. Unuttum ya. Ya yeseydin ya. Benim bisküvilerim, krekerlerimi yeseydin ama. Ve ya alırken de dedim ki normalde ucuzları var onların. Dedim ki ucuzunu al mı dedim. Pahalısan dedim. Çocuk belki yer ben gidince. Of ya. Bir baktım bir gün yayını almış taşak geçiyor onlarla böyle kameraya gösterip. Tam da orada girdim siktiğim yayınına. Ya var ya Onur geldi. Ben hani normalde evde kahvaltılık yumurtam var. Ne bileyim yulaf var, süt var, kahve var, her şeyi var. Hani sağlıklı bir kahvaltı yapmak için her malzeme var. Ekmek var, bal var. Bu adam diyor ki ben kahvaltıda gofret yiyorum, gofret var mı? Gofret dedim yok. Yemiyorum. Ulan gofret değil vallahi bak şuna. Adam gofret yedi kahvaltıda ama ne koyacağız. Yoktu yani gitti gofret aldı geldi. Yani. Oğlum onların bar olduğunu biliyorsun değil mi? Millet hakikaten ciddi zannediyor. Bar değil o gofret. Gofret değil oğlum. Hayır ilk kahvaltı şey barı. Bar ama bir de gofret almışsın ya. Yani. O gofret şey acıkıyorum bazen yiyecek bir şey yok onu yiyorum. O benim atıştırmam yani. Çünkü senin evde yiyeceğin hiçbir şey yok. Nasıl yok oğlum? Oğlum bak ben şu anda bak eve gideyim. Bak şu anda alışveriş yapmayayım. 1,5 ay yiyecek yemeğim var benim. Oha. 1,5 ay yiyecek yemeğim var ve 1,5 ay idercek sinek var atıştırmalık. Oha. Sende atıştırmalık hiçbir şey yok. Yok. Hani acıktım ağzıma bir şey atayım hiçbir şey yok. Tavuk var amına koyayım. Oğlum pişirmem ne? Lazım. Tamam pişir. Bana atıştırmalık lazım. Cips, kraker, bisküvi. Yani acıktığın zaman ağzına atabileceğim bir şey lazım. Bak ev tavuk canlı ve... Canlı tavuk var evde amına koyayım. Evde tavuk, yumurta ve biftek zulası var. Tamam mı? Adam da evde yiyecek bir şey yok. Hangisini şöyle yiyebiliyorsun gidip? Aldım, ağzıma attım. Hiçbirini. Yok, karnın acıkınca oturup yemek yeriz diye dedim ya. Tamam oğlum da ben çok alışmışım. Arada ben sinek yiyorum. Ben 73 kiloydum. 73 kilodan 65 kiloya düştüm. Vallahi. Öyle düştüm ben. Abur cubur yiyerek. Abur cubur yiyerek değil. Açlık geliyor, açlığı bastırıyorsun bir iki sikka sikka şeyle. Ya çünkü aç değilim. Yani besinimi yemişim normal ama yemeğe alıştığım için yiyesim geliyor. Onu böyle kuru bisküviyle atıştırıyorsun. Kuru bisküvinin olayı şu. İlterten açıp bak kuru bisküvi yediğin zaman mide öz suyunu bir reaksiyona sokuyor ve uzun süre erteliyor senin o açlık hissini. Ama sağlıklı bir şey değil. Ya aman akım yaptın mı? Neyse. Bir ona mı takılacağım ya? Her kuşu sıktım mı kaldı? Gelmişim şurada ateş yerliyorum. Muhtemelen şu anda derin şey yaptı yandı.
bisküvi yemiş onu. Turşuyayız canım. Turşu gayet güzel, sağlıklı, faydalı. Her anlamda güzel. Turşu ne? Turşunun ne sıfatı sana? Sabah sabah turşu mu yenir amına? Sabah turşu dedim, nerede gördün? Öğle yemeği için o. Öğle yemeği yiyor. Ne? Bisküvi artı turşu mu? Aynen, bisküvi artı. Oğlum ekmek alıyorum. Bak ekmek almışım orada. Sandviç ekmeği, tost ekmeği var evde. Tost ekmeğinin içine turşu koyuyorsun. Ya yediğin şeylerin besin değerleri olarak o kadar bomboş ki amına koyayım. Ya sende şey faşizmi var. Sporcu beslenme faşizmi var sende. Hayır. Dünyanın %98'i benim gibi besleniyor. Hayır. O öyle yok kafamda ama şunu düşünüyorum. Vücudunun kas ve beyninin çalışması için belli bir proteine ve karbonhidrata ihtiyacın var. İlla sporcu bunu yemek zorunda değil proteini. Sen de ye, senin de ihtiyacın var. Oğlum ben protein, oğlum ben şekerle besleniyorsun resmen. Hiç alakası yok. Evet. Kahvaltıda onu yiyorum. Beni uzun süre tok götürüyor. Kilo verdiriyor oğlum. Yani hiçbir yeme alışkanlığından vazgeçme. Yani yemeğimi kısmadan, abur cubur da kısmadan yaptığım bu değişik. Ve bunları da internetten yaptım yani. Bir tane diyetisyenle konuştum. Öyle belirledim. Git tabağına git şunu ye, bu tatlı şekeri ye demedi ama. Oh, çok pis yani. Allah Allah. Aynen öyle. Sporcu tarzı beslenme. Çok tatlı. Ya bak, abartı değil en sağlıklı. Gökhan'ın beslenmesiyle ilgili en doğru yarımı Hayley yaptı bugüne kadar. Dedi ki, he is eating sadness dedi. Mutsuzluk yiyor dedi. Gerçekten mutsuzluk yiyor ya. Hiçbir keyif, hiçbir tat. Yani yediği şeyden keyif almak mümkün değil. Alıyor. 3 günü ben de alırım. Bana 3 gün pilav tavuk var. Oh derim, ne güzel. 3 gün alırım ki sikerim artık derim yani. Ben... Beni germiyor ya. Ben çünkü hayatta kalmak için yiyorum. Yemek için yaşamıyorum, hani o muhabbet var ya. Çok da şeyimde değil hani. Bugün ne yesem? Ay bugün 3 gündür aynı şeyi yiyorum. Yo, ben birkaç yıldır aynı şeyi yiyorum. Tamam, bunu yapan biri olarak beni eleştirme şansın yok. Ama yok. Ben her şeyi yiyorum. Çok mutlu yiyorum hem de. Ya kasmıyorum aslında. Neden bir de böyle yapıyorum biliyor musun? Aslında en kolay, en pratik yemek işini bu şekilde çözdüm. Air fryer'ın bir tanesine tavuğu atıyorum, bir tanesine patatesi atıyorum. Aynı anda çalıştırıyorum. 15-20 dakika içinde her şey hazır. Gerekli besinleri hepsinden alıyorum. Yanına da biraz yoğurt. Çok benzerini ben de yaptım bitti bak. Bitti gitti. Ne kendi bulaşık çıkıyor, ne vakit gidiyor amına. Kendi yoğurdumu kendim yapıyorum. Adana yaptım, köfte yaptım. Evde 120 tane lahmacun var amına koyayım, stoklanmış. Ben de böyle çok şey yaptım. Bir ara kanat stokluyordum ben de. Bir gün onu, bir gün onu, bir gün onu, bir gün onu yiyordum ama kilo aldırıyor. Bu beslenme özellikle tavuk kilo aldırıyor, meme yapıyor erkekte. Ya şöyle, aktif değilsen fiziksel olarak evet. Kanka şimdi ben kime göre neye göre? Haftada iki kere bir sete çıkıyorum. Haftada iki kere futbol maçım var. Ya o zaman porsiyonlarını kısacaksın falan filan. Onların ayarları var oğlum hepsinin. Hiçbir şeyle bu tarz şeylere girmeden şimdi abartı bazen şu oluyor mesela. Toksun, yemeye devam ediyorum. Tokken yemeye devam etmiyorum. Yaptığım bir değişiklik bu. İki, evet. Sabahları beni tok tutacak. Öğlene kadar beni tok tutacak. Bir şey keşfetmem lazımdı. O gördüğün o ballı gofreti keşfettim. Natural Valley. Artık gofret mi, kraker mi? Bar, ona bar diyorlar aslında. Bar. Breakfast bar diyorlar. Bar. Bayağı hayatım değiştirdi lan. Yemek hapları çıksa alır Gökhan. Kesin alırım. Beni var ben büyük, olmam. Büyük şeyden kurtarır ama. Yok abi, ben o yemeği yerken ben o keyif pezevekliğini seviyorum. Ben sevmiyorum ya. Yok abi ben. Abi ben şeyi üşeniyorum yani, sabah kalkıyorsun. Şimdi yumurta haşla. Onu yap, bunu yap. Sonra ye. Sonra kahvaltı onları... için hem fikirim ama akşam yemeğinde bende bir şey ya. Keyif pezevekliği oluyor bende. Mesela öğle yemeği hazırlıyorum bak. İki tane tost ekmeği alıyorum. Arasına senin o şey yaptığın turşulardan koyuyorum. İki dilim et koyuyorum ona. Bazen işte turkey et. Turkey oluyor, bir de beef oluyor içinde. Araya bazen peynir, üzerine biraz etin koyuyorum. Ben onu ısırırken böyle kımıl kımıl oluyor içim onun. Hoşuma mutlu oluyorum lan. Böyle oluyorum, böyle kımıl kımıl oluyor. Hiç yani, anlamadığım bir şey anlamadım. Ben var ya şöyle düşünüyorum, karnım acıktı. Yaşamıyor oğlum ya. Gene acıktı. Bak, gene size söylüyorum ya, mutsuzluk yiyor su konusunda hakikaten haklı ya. Temizliğiyle uğraşacağım, bulaşığıyla uğraşacağım. Amına koyayım diyorum her seferinde yemek yerken.
Bende de oluyor ama beni şeyden vazgeçirmiyor. Yani o yemenin keyfi bambaşka. Bir de bende uzun süredir heyli. Bayağı bütün yemekleri o yapıyor sayılır. Benim yemek yaptığım tek zaman işte 6 ayda bir Adana yapıyorum. 6 ayda bir sucuk hazırlıyorum. 6 ayda bir falan. 6 ayda böyle bir yaptığım bir rutinim var. Onun dışında yemekleri heyli yapıyor. Ya yemek yemekten şöyle ben de keyif alırım da ben şeyi sevmiyorum. Onu uğraşıyor sevmiyorum. Mesela her gün birisi gelip önüme koysa dese ki bugün lahmacun yiyeceksin, bugün İskender yiyeceksin, bugün işte bilmem ne. Bir şey derdim ama neyse. Seve seve. Ama oğlum önüne hazır konursa tabii ki herkes yer. İşte onun uğraşını sevmiyorum, anladın mı? Onun uğraşacağım, yapacağım. Sonra onu bir de temizleyeceğim. Ya senin için uğraşmaktaki dert yerken keyiften daha büyük. O evet. Yüzden sen böyle tercih ediyorsun. Ben de tam tersi. Evet. Uğraşırkenki dert yerken keyiften daha düşük kalıyor bende. Ben uğraşma işte daha büyük olduğu için en pratiğini ben buldum yani. Bir patates, bir tavuk, bitti. Yani şöyle düşün, sana geldim ben. Sen dedin ki ben yumurta yiyorum. Sana şunu diyebilirdim. İki tane de bana yumurta koy. Dertsiz hallederdim. Bedava kahvaltı. Onun yerine kalktım, arabaya bindim, markete gittim. Dedim ki ben bunları yemek istiyorum sabahları, akşamları bunları yemek istiyorum, öğlenleri. Onları aldım, geldim. Çünkü yapmayı seviyorum. O değiyor tadı yani. Bu bayağı eridi, bu parçalanmasa var ya çok güzel durur. Sabaha kadar bırakalım onu. Götü erimedi. Bu sayede ayakta durabildi şu anda bu. Evet. Ama kanter içinde kaldım gerçekten. Onur Tırpan, Tesla'nın hangi renk? Mavi. Oy. Tam Japon fıkrası anlatmalık ortam bu. Gerçekten ha. Airfryer varsa zaten çok şanslısın demektir. Her şey alıp şu Türkiye'de pahalı olmaz. Şanslı değil yani, paran varsa al. Airfryer iyi ya. Ben Airfryer'i aldığımdan beri, pardon Airfryer'i diyecektim. Airfryer'i aldığımdan beri normal ocak kullanmaz oldum, öyle söyleyeyim. Bu Airfryer'larla ilgili şey yapmış birisi, ufak bir yazı yazmış Ekşi Sözlük'te. Herhalde Reddit'ten çarpmıştır diye düşünüyorum. Bu bayağı 20 sene önce de çıkartmışlar bunu. Hiçbir yerde tutmamış. Kimse siklememiş. Yine aynı şeylerle sağlıklı, işte yağ kullanmıyorsun, tasarruf ediyorsun falan filan diye hiç mi siklememiş abi. Influencerların etkisiyle, bakın ben kullanıyorum, siz de kullanın etkisiyle bütün dünyayı sardı. Her evde airfryer var anlatın. Yani, sende var mı şu an? İki tane var. Vallahi. Vallahi iki tane var. Birisini aldım. Çok bilmiyordum ne olduklarını. Yani çok güzel patates kızartıyor. Ama şu şeyi yapamıyor. İçinde döndüren bir şey var böyle. Hani patatesleri karıştırıyor da böyle. Çok güzel patates kızartıyor. Ama başka bir şey koyduğun zaman ağzına sıçıyor. Sonra bir tane de normal aldım böyle, seninkine benzer. O bayağı güzel. Her şeyi yapıyor. Vallahi belki son zamanlarda, son yıllarda özellikle böyle hani sağlıklı beslenme, egzersiz bilmem ne daha bir öne çıktı ya eskiye kıyasla. Sosyal medyada da artık hani insanlar, nasıl diyeyim, eskiden haber kanallarını, onları bunları takip ederek bilgi almaya çalışırlardı. Şimdi belli başlı kanalları veya kişileri takip eder olduğu insanlar. Onun etkisi olabilir o yönde. Eskiden kim salona gidiyordu oğlum bu kadar? Kim spora dikkat ediyordu? Bildiğin işine dikkat ediyordu. Yani şu anki spor biraz şey gibi ya. Yani Instagram'ı kapatsınlar, dünyadaki cimlerin %90'ı kapanır. Kepenk vurur. Kapanabilir evet. Yani Instagram şey her şey. Ya kimsenin sağlık sikinde değil yani. Bence. Ana sikim. Hani refleks olarak ana sikme yoktu. Oduna ederiz o. Odun bu yani. Oğlum ben işte onu kontrol edemem. Yani bir korkutursan edebilirim. Arkamda hıva yapsan ederim ama yani sinirli küfür etme bana yani.
Onur abinin aldığı airfryer, ilk aldığı airfryer o kadar dandik ki Onur abi çok cimri, yemin ediyorum ben. Onur cimri değil ya. Ya ilk tam tersi salaklık. Ben ilk aldığım airfryer'i çok para verdim. şey arıyordum ben. Ben çok patates kızartması yiyordum o ara hayatımda. Dedim ki lan kızartmayayım bunu. Ona uygun bir airfryer alayım. Şimdi adam böyle bir anlatmış ki, böyle işte patatesi içeride kendi çeviriyor, her yeri eşit pişiyor falan, anlatmış. Gittim ona bir ton para verdim. İkinci aldım, daha ucuz. Ama çocuk haklı yani, zaman hayatımda şey yaşadım yani, böyle ucuz alacağım diye aynı ürünü 3 kere almak zorunda olduğum oldu benim ya. Az önce ateş patladı ya. Mal diye şey. Yan ekrandaydım, biri birine şaplak attı zannettim. Karşım biz de şeyler yazsak. Yok, ben el şakasından gerçekten hoşlanmıyorum. Bir erkek el şakasına nasıl hoşlanmaz ya? Bir erkeğin alabileceği en büyük keyiftir ya, erkek agalarıyla el şakası yapmak. Harbi hiç sevmem el şakası ya. Orada mı babam bir travma yaptı, ne yaptı? Ne olabilir? Hayat Öner, sana sesleniyorum. Çocukla oynayamıyoruz senin yüzünden. Her yerde bir travması var. Yılan bulan gelmez umarım. Bu arada çok copperhead var bizim buralarda. Copperhead ne mi? Çünkü bir yılan. İnsanları öldürmüyor zehri ama süründürüyor. Bayağı bir sıkıntı. Yani hastaneye gidip panzehir beklemek zorundasın. Tabii. Tek başına kalsam muhtemelen sıkıntı büyük. Benim burada mu? Bahçede herhalde varmış bir tane. Yan komşunun köpeğini ısırmış. Köpeğin surat böyle, köpek başlamış yürüyememeye. Köpek yani kız, yani felç olmuş hemen ama. Veterinere götürmüşler, panzehri düzeltmişler ama köpek gidiyor aslında. Adam kızdı bana. Yani fiziksel bir kızma değil de mesaj attı, dedi ki yani çok bizde orada dedi, sarmaşık var. Yani yılanlara dedi orada. Hala yaşam doğru. Aynı şuradan mi? Daha büyük bir derinlik olduğu zaman yani avlanamadığı için yılan, ona özgürce gezme alanı veriyorsun yani. O yüzden yüksek çime izin vermezler Amerika'da. Vahşi yaşama engel olmak için yani, yılan şu bu gezmesin diye. Kestim ondan sonra ama götüm sıçra kestim. Bizim yılan hala buraya, sıçtık. Neredeydi ki? Tam şu arkamızda. Şu alan var ya. Sarmaşığı orada... mı kestin komple? Tabii sarmaşığı kestim. Oğlum o kadar çok sarmaşık var ki, bir ara ya yerini unutmazsan bakalım çıkmadan, 5 kat sarmaşık var. Hani böyle korku filmlerinde olur ya, sarmaşık dolu bir şey vardır böyle ayağından tutar falan, yemin ediyorum öyle ya. Toprağa göre yıldırım mı çöküyor arada, böyle bir flash görüyorum. Evet, bir ışık görüyorum ben de. Yani hiçbir yerde yağmur mağmur yok. Yağmur yok, gök gürlemiyor ama böyle ışık görüyorum arada, bir flash. Ben de şuradan daha yoğun görüyorum. Ben de şuradan ve şuradan görüyorum ama hele hep oraya baktığım için. Belki her yerde oluyor da baktığımız açılar denk geliyor. Belki de UFO denk gelecek. Aa, meteor yağmuru. Bu sene oğlum ne zaman? Genelde Temmuz Ağustos'ta olur. Perseid meteor kemeri beltinden geçiyor dünya her zaman, her yıl. Perseid meteor yağmurları ne zaman acaba bu? Sever misin böyle şeyleri? Ben mi? Yani daha önce meteor yağmur izlemeye gittim. Bak, ama kayısı peşinde koşmak için. Ağustos 11, 12 ve 13'müş bu yıl. 2024. Yo, her yerden görünür bu. Görünür oğlum her yerden. Görünür. O 24 saat durmadan meteor mu yağacak? Evet, o belli bir bölge var, meteorlu bölge. Oradan dünya geçerken çok fazla meteor yağmuru oluşuyor. 2-3 gün boyunca sürüyor. Orada meteor yağmuru yoktur. Orada meteor duruyor. Biz herhalde meteorun içinden geçiyoruz diye düşünüyorum. Aynı zamanda oluyorsa meteoru aynı yerde havada yakalamıyoruzdur herhalde amına koyayım. Ya meteorlar zaten sürekli şey halinde ya. Dünyanın çekim alanına, biz onların yakınından geçerken çekim alanına girdiğimiz için sürekli hani döne döne her yerde bir şey gerçekten. Şey oluyor. Perseid meteor yağmurları. Bu her yıl olur. Bakayım, merak ettim. Ne alaka ama? Hava açıksa şehirden uzak bir yere gidin. Sırt üstü yatın, gökyüzünü izleyin ama. Çok güzel oluyor. Paso yıldız kayıyor ama.
Perse it diye yazılıyor. Temmuz'la 24 Ağustos arasında gerçekleşiyormuş. En yoğun yaşandığı tarih 12 Ağustos'muş. Perseid meteor yağmurları hakkında bilgin var mı? Evet, Perseid meteor yağmurları her yıl Temmuz sonu ile Ağustos ortası arasında gerçekleşir ve en yoğun olduğu zaman genellikle Ağustos'un 11-13 arasındadır. Bu meteor yağmurları Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı toz ve parçacıklardan kaynaklanır. Gökyüzünde saatte yaklaşık 50-100 meteor görülebilir ve oldukça etkileyici bir görsel şölen sunar. Aynen. En iyi gözlem koşulları genellikle karanlık ve ışık kirliliğinden uzak bölgelerde olur. Burası. Evet, astronomi meraklıları için oldukça heyecan verici bir olaydır. Bu yıl izlemek için herhangi bir planın var mı? Var. Raleigh, North Carolina'da yaşıyorum. En iyi nerede izlenir? Karanlık. Rayleigh'de Perseid meteor yağmurlarını izlemek için şehirden biraz uzaklaşıp ışık kirliliğinin az olduğu bir yere yok ya. En iyisi William B. Unstead State Park veya Falls Lake State Recreation Area gibi yerler iyi seçenekler olabilir. Bu parklar doğanın içinde ve şehir ışıklarından uzak olduğu için meteor yağmurlarını daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca abi, çok karanlık bir gece ya. Kapattım. Ay güzel kafasıklı yaşlı. Ben Google'la kavga ediyorum bazen. Bir soru soruyorum. Diyorum ki yarın hava kaç derece diyorum. Bana bir paragraf mesaj yazıyor. Sus. Lanet karı. Lan Enes'in şeyine gittik mezuniyetine. Enes'in fotoğrafını çekmeye çalışıyorum, tamam mı? Biz çıkardın geçlerinden. Çık be lanet karı dedim, tamam mı? Çekmiş ama ne. Karı bir döndü baktı bana. Ben kilitlendim kaldım dedim. Türkçe biliyor olamaz herhalde. Ama kadın öyle bir dönüp baktı ki reaksiyonla. Ben de böyle... Çık be lanet karı ne amına. Çık be lanet karı dedim. Allah'tan büyük bir küfür etmemişim yani. Hani çünkü normalde daha ağır ederim. Anlamıyorlar nasılsa diye. Enes de utandı dedi ki, onu dedi ben tanıyorum onu. Rezalet. Bir ara o kadar alışmışım küfür etmeye. Türkiye'ye gidince de küfür ediyordum yolda. Böyle çünkü karşıdan biri giriyor. Tipine bak amına kurum diyorsun. Böyle sessiz diyorsun bunu. Türkiye tehlikeli. Siki verilen adamı. Ciddiye aşık oldum mu? Sesini mi kaldırdın kardeş? Hiç de çekici bir sesi yok. Evet, tam tersine irite edici. Evet, teyze sesi var. Ulan çeki göremiyorum, bu şey gitti ya. App'ten çıkınca. Lan, geyik var. Bahçede. Karşı bahçede. Sana diyorum bir ayak sesi var diye. Görüyor musun? Bak yürüyor. Aa gördüm. Hareket edince gördüm işte. Evet. PUBG'de ben nasıl kamufladım? Hareket etmeyince. Hareket et diyen gördüm işte. Bunlar bir ara benim bahçeye girdiler eş, anne baba. Sikiyorlar. Tam şurada sikiyorlar. Üst üste binmişler amına koyayım. Zina ediyorlar benim bahçemde. Benim el fenerini alsam arabadan şu an gözüne tutardık, böyle kalırdı da. Kör olur. Şimdi arabaya gidersem ürkütürüz. Evet. Bir de çok parlak yani, bütün mahalleyi aydınlatabilirim adamın evine mi gelir şimdi gece gece. Ama görünüyor böyle silüet olarak. Hı hı. Normalde bu tarafa geçiyorlar bol bol. Bak bir tane daha var. Bayağı var bunlar işte. Geçen sene bunlar sevişler, toplaştılar, öpüşte koklaştılar. Ondan sonra bayağı 4 tane yavruları vardı. Benim burada takılıyorlardı. Onlar nasıl gece görüyor ya? Bak bir tane daha var orada.
Çok büyük ihtimalle yavru. Buradan flaş açsak bir sıkı yaramaz değil mi? Yok. Tam tersi bizi iyice göremeyiz senin o. Işık parladı lan orada. Işık gördün mü? Baba. O şeydir muhtemelen. Ateş böceği mi? Ateş böceği. Bir tane. Ateş böceği parlıyor lan. Kapkaranlık ama var ya. Geçen bir soru sormuşlar, demişler ki işte hayatın boyunca 8000 dolar almak mı istersin ölene kadar, işte hayvanlarla konuşmayı mı istersin, şunu mu bunu mu bunu mu hiç sormuşlar böyle, herkese hayvanlarla konuşmayı isterdim. Bu mal araba görünce kaçması gerektiğini de bilmeyen bir gerizekalı ne konuşabilirsin bununla? Şu geyikle nasıl oturup iki yetişkin gibi ne konuşacaksın yani geyikle, iyi anlasan ne olur. İşte bir köpek var burada sabah 9'unda havlayarak geçiyor. Ama şöyle düşün, hayvanlar sadece bir mal geyiklerden oluşmuyor. Tamam da yani iki tane yunus, bir tane fille konuşacağım diye bunları duymak zorunda kalacağım ben. Duyma canım, onları ignore et. Ben bir sürü mal duyuyorum her gün. Sabah bir kalkacağım orada, köpek bağ diye bağırıyor mesela. Köpek ne diyor olacak orada? Sincap var orada, orada sincap var, sincap gördüm, sincap. Köpek bunu diyecek, ben bunu duymak zorunda mıyım? Aldım 8000 doların işime bakarım. Ya sus amına koydum çocuğu de o zaman. Madem iletişim kurabileceğin. O da beni anlıyorsa o zaman düşünürüm. İşte iletişim kurabileceğin. O zaman köpek çok düşünsene, köpeğin anasını sövüyorsun. Köpeğin köpeklerde bu konsept yoktur muhtemelen. Şimdi tamam. Onu sikerim diye köpeğe mesela. Tamam yani sıkıntı değil benim için. Köpeklerin gavat olduğunu öğrendim. Yani ne bileyim ben de hayvanlarla konuşmayı tercih ederdim ya. Ya hayatım boyunca 8000 dolar maaş almak yerine ömrüm boyunca ölene kadar yani bir daha çalışman gerekmiyor. Oğlum şu. Ama neler neler yaparsın onunla ya. Hayvanlarla iletişim kurmaya başlasan düşünsene. Yani bak iletişim kuramadan peygamber olursun zaten canım direkt. Hayır, hayvanlarla iletişim kuramadan onları ne biçim eğitebiliyor insanlar değil mi? Bir de konuşabildiğini hayal et. Neler neler yaptırırsın amına koyayım. Karga edersin ki şu orospu çocuğun saatini çal gel 1 milyon dolar al. 8000 doları sen orada her ay götüne sokarken ben istediğimi yaparım. Adam hırsızlığa girişti, karga ile hırsızlığa girişti ya. Oğlum her şeyi yaparım ki. Ya da derim ki yunus balıklarını eğitirim amına koyayım derim. Kardeşler toplanın, hazine arıyoruz denizin dibine batmış olan. Gidin bana ne buldunuz getirin. Oh. Peki yunusların seni dinleyeceğini sana düşündüren nedir? Oğlum tek iletişim kurabildikleri ve onların üstün zekayı sahip tek canlı ben olacağım onlar için. Tabii ki dinleyecekler. Onların gözünde peygamber olacağım işte. Niye dinlemesinler? Ben gorillerle konuşuyorum herhalde ya. Ne kadar zeki olduklarını merak ediyorum. Goriller, maymunlar, şempanze, goril. Sen hiç goril sıkışması gördün mü? Yani hiç böyle bir görsele maruz kalmadım ama tahmin edebiliyorum yani. Ben normal bir edit izliyordum. Editin sonu yani saçma bir edit böyle. Sonunu mu koymuşlar? Keko TikTok videosu hani böyle bir şeyler yapıyorlar yani salak salak. En son bir anda goril sikişi videosu çıktı. Orada gördüm. Hızlı mı? Çotur çutur ama var ya. Tabii lan. Hem hızlı hem sert. Çek bakayım şey fotoğraf çeksene. Kurban dediğin. Ama o chat'i okuyorum yani. Çok sıkıcı sıkışıyorlar mı? Nesi sıkıcı lan? Bence seni bir sikse çok eğlenirsin. Oğlum fotoğraf çeksene pozları. 3-5 saniye pozlu. Oğlum bak. Benim onu o kadar sabit tutabileceğime olan inancım benim gözlerime kattı gerçekten. Yok tutabileceğin kadar tut, kendin ayarlar. Geyikleri görelim eğer gitmedilerse. Ben göremiyorum şu an bizi. Yok şu an pozlama çalışıyor ve şu an geyikler yok orada. Çektiği fotoğrafa bakayım. Şimdi bastım, şimdi çekeceğim. Oğlum çok güzel çekmiş lan. Bak bayağı aydınlık ama geyik gitmiş. Bayağı iyi yapmış gerçekten.
Seninle mi yıldızları çekmiştik lan? Hmm. Ateşi canlandır bro. Yok, o camı çatlatır şimdi o. Cam çatlamış zaten. İyice patlamasın. Şu an bayağı tadında. Bir umut dekorasyon. Belki o çatlayan yerlerini kaldırmadan kokuyla yapıştırırım. Bir umutla yaşatan insanı. Topi top mu? Gökyüzünü bozdum bakayım ne yapacak. Blacklist ne lan? Ha. Banlandım onu diyorsun herhalde. Neyin temizliği? Ateş sonrası. İşte neyin temizliği? Neyi temizliyoruz? Temizleyecek bir şey yok. Her şey yandı. Bir tükül oldu ama. Sen temizliyor musun burayı onu? Yok ya. Yanıyor, bir tükül oluyor yani değil mi? Çok, yer yükseltine bakarsan zaten burası çok daha yüksek. Evet, kül hatta dolu içi. Kül dolu ama daha iyi çünkü çok alçak, ısı vermiyordu dışarı. Evet. Yani özel, ben çok defalarca burada saklı saman şeyler yaktım külü artsın diye. Peki üç külleri temizlemiyor mu? Hiç temizlemiyorum, yüksek olmasını istiyorum. Ha, peki iyice yükselince ne yapacaksın? Valla yani taşıyacak kadar olmadı, sözü tutarım. Şu üç tane taş var ya, top üç. Evet. Oraya kadar okeyim ben. İşel olduğun çözümü ne olabilir? Sıç. Sıçacaksın bol bol ama bitecek bir gün yani. Sıçarken çok su kaybediyor vücudun. Bol bol su iç. Su eksikliği oluyor genelde su içmezsen ve çok uzun süre ishal olursan. Güçlü fenerlerden ben de almak istiyorum bir tane ya. Kampta mantı kullanırım belki. Benimkinden alabilirsin, güzel ya. Şarjlı. Hayvan gibi aydınlatıyor. Su da pahalı ama kâr gümüş litre içilmez mi? Ulan vay, oraya kadar mı düştünüz lan? Öbürü diyor musluk suyu var diyor, o da ona diyor o beleş mi amına koyayım diyor. Vay be. O zaman şöyle yap. İşediğin CD'yi balkona koy, kovaya biriktir. Sonra onu damıt. Damıttığın suyu içebilirsin. Bir şey olmaz. Yani buharlaşsın, sonra başka bir kaba aktar onu, buharını. O şekilde. Kahvenin üstüne limon sık, onu ye. İshal için he. Kahvenin üstüne sıkmak, içine sıkıp karıştırınca olmuyor mu? Üstüne mi oluyor? O da selülit yapar demiş ya.
Şöyle yapalım o zaman. Google Home. Şunu kapat. Şöyle bir pozlayalım şunu. Şık kirli değil. Şunu kapatalım. Sürekli damıtmayla sonsuz su elde edilmez mi o zaman? Yani mükemmel bir laboratuvar ortamı oluşturursan edersin sanırım. Onda şöyle, sen 1 litre su içince 1 litre içemiyorsun. Bunun bir miktarı terleyerek atılıyor vücuttan. O terlediğin suyu da yakalayıp suya çevirebilirsen, İşediğini, sıçtığını, çünkü bokunda da su var, sıvı var. Onu da böyle hepsini vücudundan attığın, atmığında bile su var. Terini, atmığını, sidiğini, bokunu hepsini böyle toplayıp tekrar suya çevirebilirsen, evet, o zaman belki olabilir dediğin, hani 1 litre suyu içip tekrar 1 litre içmelik suya çevirebilirsin belki. Bu fenasal boş falan değil, gayet bilimsel konuştum amına. Ama teorik. Bilimsel teori. Konuların uzmanı değilim ama fikrim var. Az biraz bilgim var. Astronot ettiğimizi diyor. Hoş geldin Oktay. Onları öpmek için $1 milyon lazım. Amık adam 3 litre su içemiyor. Harbiden. Ya biz bilime daldık ya. Bilim, uzay falan, felsefe. Yoksa 3 litre su da değiliz yani. Sırtına bir damacana bağlayacaksın, ağzında bir hortum olacak, sürekli içeceksin, sürekli içeceksin, bir yandan da damıtılacak, sonsuz su döngüsü, yukarıdan damacanaya su gelecek. Uzayda öyle yapıyorlar zaten. Dostum, terini de diyorum bak, ter. Sadece olay, şişle atmıyorsun suyu. Bok, ter, çiş hepsini şey yapıyorlar. Bok, ter, çiş, hepsi. O yaşadıkları, mesela ISS, yaşadıkları o şey, artık ne deniyor ona, kapsül diyelim ya, neyse. O içerideki havadaki nemi bile yakalayıp suya çevirebilen bir sistem var onun içinde ama dediği gibi milyon dolarlık teknolojiler. %98'ini kurtarıyorlar. Evet. En son öyle söylüyorlar. %98'ini çeviriyorlar suyu. %90 ya içtiğimiz suyun değil mi? İçtikleri evet, suyun. Evet. İçtiğin suyun, tükettikleri suyun %98'ini geri dönüşüyor. O %2 nerede gidiyor bilmiyorum tabii. Kaçıyordur bir şekilde uzaya. Kaçıyordur. Bokun tamamını arıtmıyorlardır belki. Olabilir. Yani o teknolojiler çok pahalı. Yani uzay teknolojisinde kullanılan şeyler. Çünkü uzayda gönderdiğiniz 1 litre suyun bile oğlum harbiden var bir şey bir yerde ya. Pahalı. Yani bu normal acaba şey etkilemiş midir lan senin? Bayağı ışık çıktı çünkü. Evet, o ışıktan algımız muhtemelen göze biraz da şey oldu herhalde. Yok yok. Pozlamayı etkilemiş midir acaba? Yani gündüz gibi çıkıyor zaten. Evet. Kaç saniye pozladı lan o? 10 saniye. 10 mu? Hı hı. Oha amına. Ama baksana gündüz gibi çekti lan. Evet. Gece çekildi, yani şu an çektiği fotoğraf. Bak göstereyim. Dönüyor mu lan şöyle? Şu dön de. Bayağı baksana şu gökyüzünü bildiğin gündüz gibi gösteriyor. Orada ev mi varmış lan? Ev diyorum ben. Ha. Baksana da şu detay seviyesine falan. Yani biliyordum güzel çektiğini ama. Aha. Geyik var mı? Ha, yok o şey. Geyik yok da. Ha, bank. O tahta ağaç şey herhalde. Ha, adresi de gösterdik. Ne güzel. (gülüyor) 15 Pro var. Mustafa siktir git lan. Ne oldu lan? Hı? Benden bandından biri vardı. Mustafa Can mı? Aha. Sıfır Mustafa Can. Buradan da banlayalım. Yok. Kalsın.
Niye banlandı? Futbol aslında. Ama hani futbol temelli. Ya adam normalde çok zeki bir adam olabilir ama futbol konuşunca bazı insanın IQ'su düşüyor ya. Öyle bir durum var yani. Kim şey çıkıyor ya? Kim olduğunu söylemeyeceğim. Çok üst düzey bir adamla diyalogdaydım. Adam böyle hayatım boyunca saygılıydı, tamam mı? Büyük adam, ne büyük adam, ne taşak bu adam. Konuşması, olayda yaklaşım, her şeyine hayranım. Bir gün futbol konuştum adamla. Abi adam Rambo Okan'a dönüştü ya. Abi nasıl olabiliyor böyle şey? Aklım almıyor ya. Bende de vardır mutlaka da. Belirde ben de IQ'mu düşüğünü hissediyorum. Futbol konuşurken ama bazı insanlar da çok düşüyor. Bu fire sen mi yaptırdın mı? Ev ağlığına vardı. Vardı ama onlar kullanmamıştı yani evi satmak için yapmışlar bunu. He. Bu Amerika'da öyle şey oluyor mesela. Hayatı boyunca oturuyor bu evde. Bir şey yapmıyor. Satmadan önce eve 15 bin dolar para harcıyorlar ki daha pahalıya satsınlar. Yani ben bir şey yapacaksam eve kendime yapmak isterim. Yani. Ama kötü yere yapmışlar bence bunu ya. Ben bunu ya tek düz yer burası. Burada başka hiçbir şekilde değerlendiremiyorum şu alanı. Şunun yüzünden. Ben olsam bunu şu üstte bir yere yapardım. Ya bunu ya da, taşıyabilirsin. Çok zor değil. Aynısını ben de düşündüm. Yani şey bunu taşıyamam. Yani tamamen bunu trash ya bu. Baştan yapman baştan lazım. Baştan yapmam evet. Lazım evet. Çünkü yani durmuşlar birbirine falan. Düşündüm yoksa. Hatta Hayli'ye söyledim bunu dedim. Böyle bir şey yapacağım galiba. Dedi ki ne kazanacaksın dedi. Yani bunu kaldır dedi. Burada ne yapacaksın dedim. Çok mantıklı. Onu diyecektim ben de. Burada bir şey başka bir şey yapma planın var mı? Yani havuz koymak istiyordum buraya ama zaten yasak havuz. He. Benim bir havuzum vardı eski evde. Onu getirecektim. Yüzmelik mi? Süs mü? Yok yüzme havuzu bildiğin. Böyle 1 metre 65 santim derinlikte. Bayağı iyi yani. Büyüktü de. Onu getirecektim ama yasakmış. Niye yasak ya? Ya işte mahallenin dokusunu bozmasın diye. Zaten mahallenin kendi havuzu var ya. Evet. Sitenin kendi havuzu var. Orada git takıl diye. Aa, havuz da paralı ama yani. Bedava da değil. Mahallenin dokusuna. Tabii mesela şu ama benim bu kanunlar... evdeki çıtalara bak, camlara bak benim. Çıtalı ya böyle arada. Mesela camlarımı değiştirirsem bir gün o çıtalı yerlerden almak zorundayım. Vallahi. He, böyle bir kural. Öyle olmayan camlar var. Ama kural kitabına bakarsan diyor ki öyle taktıracaksın. Mesela ben camları değiştirmek için firma geldi. Dedim ki ben dedim yeni camlarda bundan istemiyorum. Dedi ki yapamayız yani. Bize de dava açabilirler. Dedi niye uğraşayım ben onunla. Hadi dedim olaya bak ya. Bir cam taktırıyoruz alt üstü. Ama diyeceğim o kadar kanun falan olmasa Amerika bu kadar düzenli tertipli görünmez. Ben o yüzden vardır etkisi tabii ki. Yani Türkiye'ye bir bakıyorsun. Abi Türkiye'de her şeyin kanunu var. Uygulanmıyor. Ya işte uygulanmıyor. Bir buradaki detay şu işte. Biri panjur koymuş komple. Biri perde asmış. Biri bir şey yapmış. Öbürü o. O farkı yaratan senin derbe de dediğin gibi yani. Firma buraya gelip şunun korkusunu yaşıyor. Diyor ki ben bunu böyle yaparsam bana dava açabilirler. Uğraşmak istemiyorum diyor bununla. Evet. O korkuyu yaratabilmek ve bunun uygulanacağını demek. Türkiye'de sikimli olmuyor. Oğlum kolon kesiyoruz lan biz. Bir şey olmaz diye. Kolon kesiyorlar. Ufaktan kaçalım mı ki? Kaçabiliriz. Ateş söndü, hava serinledi. Saat 3'e geleyim. Şarj kaç kalmış onun? Yani %20 falan herhalde. Teşekkür ederim. 33 yaşım var artık. Duygularını alalım. 33 yaşında nasıl hissediyorsun? Aynı. Bak şu yüzündeki çizgiler artmış şu anda. Bir anda değil mi? Bir anda gelmiş aynı. Şişene bakayım. Ateşe ışık tutuyoruz lan görebilmek için. Oğlum şişe nasıl yamulmuş lan? Vay be. Bir daha tutsana ışığı. Vallahi bayağı yamulmuş. Ve cam bayağı kalın. Tekele şişesi. Güzel güzel. Güzelmiş. İşte eğer güneşlerseniz bu ateşte yanacaksınız siz de.
Ama ben yanmayacağım. Neden? Çünkü ben sorumlu değilim. Öyle bir anlaşmam yok. Hadi gidelim. Sen yine öpüşmeni yap. Chat'i öpemeyeceğim. Çok karanlık çünkü. Muhtemelen... Aa, öpebilirim lan sizi. Chat. Biz gidiyoruz. Onur'la sarılıp yatacağız. Kendinize iyi bakın. 33 yaşıma girdim bu gece. Onu 33 yaşında ben sikeceğim. İyi geceler chat. Sizi öpüyorum.